Popeyes Linç Eti sunar. Arabistan'ın teklif gelirse gider misin? Jübileyi Beşiktaş'ta yapmak istiyorum. Ha, gidip gelirim. Hayalim var. Artık Cenk Tosun Beşiktaş'ta olmayacakmış. Onda kötünü oynasın, kötünü oynasın. Çocuğun ahı tuttu biliyor musun? 3 yıldır İngiltere'de tatil yapıyorsun. Biraz da Türkiye'de yaparsın. Hadi bakalım. Yani evet. Ya... Nasıl evet ya? Ben tatil mi yaptım İngiltere'de? Çıkarken böyle dedim. Abi beni öve öve anlat. Tamam dedi. Benim eşim en güzel. Tabii gülerek anlatıyor bunu. Tabii. Benim eşim de gülerek aynılarını söylüyor. Önce düzünü bir at sonra röveşete atarsın. Çok iyi ya. Bravo. Bizim golcüymüş ya. Sen gitmeyeceksin gibi duruyorsun Suudi Arabistan'a ya. Yani ben yok ya, Suudi farklı değiştirdim. Ama. Evet, ESTV'ye hoş geldiniz. Linç Etin bu haftaki konuğu Cenk Tosun. Çok ciddi taraftarım var abi. Güzel. Gerçekten hem milli takımımızın hem Beşiktaş'ın gururusun abi. Bir de ilk defa biz bir aktif futbolcuyu ağırlıyoruz. O yüzden ekstra heyecanlıyız. Hoş geldin o yüzden. Hoş bulduk. Teklifimizi kabul ettin geldim. Onun için acı teşekkür demek? Ederiz. Ben seninle şova çıkacağımı duyunca vallahi çok heyecanlandım. Direkt hani ben çok isterim dedim. Süpersin. Burada olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Yani şov derken burada ne yapacağımızı biliyorsun değil mi abi? Biliyorum abi. Takip ediyorum, yani, izliyorum. Ha, izliyorsun. Okur musun kendi yorumlarını? Ben yorumları okumuyorum çok. Hiç? Ya hiç değil bazen. İyi oynayınca okuyorum, kötü oynayınca okumuyorum. Kötü oynayınca okumuyorum. Mesela yüzden... çok kötü oynadığında da okumuyor musun? Ben mesela ne çeşit küfür geldiğini merak ettim. Hani daha yaratıcı küfürler oluyor. Yok, onu okumak istemiyorum. İstemiyorsun. Daha da moralin düşmesin abi diye. Abi en merak ettiğim şeyi sorayım. İlk yarı arada bakabiliyor musunuz telefonlara? Yok. Yasak mı? Yani şöyle zaten içeri giriyorsun. Ha. İşte bir terini melini siliyorsun. Sonra hoca geliyor. Yeni taktiği veriyor. Ya da iyi oynuyorsunuz, kötü oynuyorsunuz. Taktik veriyor. O sırada formayı... çaktırmadan gidip bakma falan yoktur değil mi? Yani? Yok. Ulan şu an ne diyorlar benle ilgili yok. Formayı değiştiriyorsun. İkinci devreye çıkıyorsun. Telefonu zaten ben hemen uçak moduna alıyorum maçtan önce. Yedek kulübesinde bakıyorum. Bir an öyle bir şey demiştim. Yok alamazsın yedek kulübesine. Telefonu. Alamazsın ha. Yok. Çok güzel ya. Yani hakikaten yani baktım çeşit çeşit dinçler var. Hayırlı olsun abi. Öncelikle yani ki sen en sevilen futbolcusun yani. Senin ben de çok merak her ediyorum. Her takımdan çok seviliyorsun ama yani çok da güzel dinçlerin var. Hazırsan başlıyoruz. Yorumlayalım beni. Linç et. Cenk Tosun başlıyor alkışlarımıza. Önce düzünü bir at sonra röveşete atarsın. Böyle böyle abi tatlı tatlı. Ama resim de resim ha yani. Abi bu. Burada atıyorsun bayağı da gerçekten. Burada ayak tenisi oynuyoruz. Hatta Joseph ayak var. Ayak tenisinde rövaşata mı atıyorsun? Aynen orada öyle, öyle bir pozisyon gelişti. Rövaşatayla vurdum hatta sayı oldu. Ama Yasin Bey çok güzel bir yorum atmış. Düzünü de atıyoruz yani. Atıyoruz yani. Rövaşata golün var mı? Var. Vole var. Onu kapatma var. Onu ha, göstereceğiz. Benfica'ya attığım bir tane var da. Onu göstereceğiz. O daha böyle yan vole gibi. Rövaşata var mı? Rövaşata hiç hatırlamıyorum. Atmadım herhalde. O zaman önce bir düzünü at sonra. Aa, güzelmiş. Devam edelim. Mutlu yıllar kral. Son vuruşlara çalış biraz. Bence antrenman sorusu hemen eve kaçma demiş. Yani böyle aile şeylerinde de. Bana sorsalar en hani iyi olan yönün ne deseler bence son vuruş olur benim hani hem sağ ayağımı hem sol ayağımı kullanıyorum. Bir de benim hani en güçlü olduğum yer ceza sahasının içi son vuruşlarım. Böyle bir yoruma ben şu an şaşırdım. Hani dese ki pres yapmıyorsun. Yok işte tek pasını çalış ya da ne bileyim biraz hızlan. Onları dese pres yap dediğin gibi. Onları dese anlayacağım da bunu. Ama burada bence şey ya böyle hani aileyle fotoğraf mutlu evlilik moel, sürekli mı? Eve gitme yani hani antrenmanda kal diye. Bir de ben böyle en uzun kalanlardan biriyim idmandan sonra. Hmm. Çok çalışırım. Hanım kızıyor mu çok kaldığında? Yok o çalış sonuna bitir işini sonuna gel diyor. He. Karışmıyor yani. Yok hiç karışmıyor. Hadi gel saat kaç oldu ne vuruşmuş falan öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Yok. Devam edelim. Çok gereksiz işler paşam senin sorumlu olduğun koskoca bir camia var ve profesyonelsin. Oldu da ısırdı. Emekli olunca bol bol seversin. Neyi duyarını kazıyorsun? Bu arada bir video var. Onu belki sizinkilere gönderirim. Gönder. Tam böyle
elindeki rahur yapıyor. Ben böyle korkuyorum, ısıracak gibi oluyorum. Sizinkine gönderiyorum. Aa, süper. Onu koysunlar bu şeyin arasında. Burada bir tane şey, hayvanat bahçesine gidecek. Bu 30 günlük bir aslan. 30 günlük olduğu için güvenip aldın sen de kucağına. Aldık kucağımıza ama bayağı bir korktum. O videoyu size atacağım, onu da koyarsınız. Peki hiç böyle saçma sakatlandığın oldu mu böyle? Saçma yani. Dışarıda, özel hayatında bir şey yaparken işte böyle köpek ısırması, aslan ısırması yok, gibi. Allah hiç böyle gereksiz öyle bir şey ben oldu mu? Ben sakatlıkları genelde sahada oldum abi. Ha. Çok sakatlandım. Hepsinde hiç sahada böyle oldum. Böyle dışarıda halı saha falan yapma falan, onlara da girmiyorsun. Yok, halı sahaya gitmem. O riske girmem zaten de. Hmm, ama öyle dışarıda sakatlandığımı hiç hatırlamıyorum. Böyle şey oldu mu? Ama bizde oluyor da. Bizde şimdi hani yüzünü zarar görmüşsün, kavgaya girmeme var. Böyle hani çünkü yani yüzüne para kazanıyorsun dizilerde, aynen, oyunculuk falan. Ya tokat diyeceksen kaçıyor. Sen de böyle hani kavga edecekken aklına gelip falan kavga yok, da mı ben etmedin? Çok kavga etmem ya. Ha, o küçüklükte hani okulda kavga ederdim de. Büyüyünce hiç etmedim. Büyüyünce hiç etmedim. Ben uğraşırlarsa çok... sen de nasıl kaçıyorsun? Yani şey yapmıyorsun. Yani uğraşmıyorlar. Uğraşamazlar. Hele bir uğraşsınlar diyormuşum. Devam edelim. Havalara bak. Sanarsın Ronaldo ama. Harbiden bu resmi niye koydum mesela? Ben de çok merak ediyorum. Yani ama şey, burada vücut iyi hakikaten. Ona değil, güvenip şey yaptın. İyi, orada biraz daha Photoshop hani yok değil mi? Güneşin burada şeyiyle yok. Sıfır Photoshop. Hmm. Zaten... Normalde yapıyor musun sıfır yok, deyince? Sanki yapmam. Arada bir iki retouch var gibi. Abi Photoshop olsa buraya daha fazla kas yüklerim mesela. Kolları şişiririm falan filan. Yani tam böyle sakatlıktan dönme zamanı bu. Hı-hı. Hatta böyle dizlere falan yakınlaşınca her taraf yara bere içinde. Yara bere. Tatilden güzel. Ronaldo ile oynadın mı karşılıklı? Karşılıklı. Oynadım. Everton'da. Messi ile oynayamadım. Everton'daki ama. Hmm. Nasıl abi? Yani. Aha, fazla. İnsan dışı. Yani şu an... Ya, ben tam böyle hani şeye denk geldim. En top dönemine. Geberik haline geldim. Yok. Ha. Ay, bir 10 sene önce falan oynamak isterdim. Ya da 5 sene önce Ronaldo'ya karşı veya Messi'ye karşı oynamak isterdim. Artık şu an döndüm, halen inanılmaz iyiler. Oy ama 37-38 yaşlarında oldukları için... Peki kendi şimdi adam te normalde karşı şeyde forvette hani, aynen, onu izleme falan filan şey oluyor mu? Oynarken ulan adam ne yapıyor diye bakma. Tabii, oluyor mu? Konsantrasyon kaçıyor mu yani? Yok, konsantrasyon yani kaçmıyor da mesela, onlardayken top mesela izliyorsun. Neler yapıyor, ne yapmıyor. Top bizdeyken bile böyle bir gözün kayıyor. Nasıl koşuyor, nereye kaçıyor. Çok güzel. Devam edelim. Hak etmiyorsun. Neyi hak etmiyormuşum mesela? Neyi? Tek kelime çok böyle ama tak diye 90'a koymuş. Ama çok da beğeni almış biliyor musun? İnanılmaz çok beğeni almış. Bir de hak etmediğin şey ne abi? Ne mesela o taşı mı hak etmiyorum? Neyi mesela? Deniz. Deniz. Neresi burası abi? Burası Bodrum tatilden. Hmm. Akşam yemeğine gitmeden önce ediyorsun. Güzel bir resim. Ama hak etmiyormuşum. Devam edelim. Yemek yeme... Gol at. Yemeği almadık seni demiş biri. Yemek de mi yemeyek? Yemek yemeden de gol atılmıyor yani. Yani onu da yememiz lazım diye. Çok güzel. Ya böyle tabii özel anlarınızı paylaştığınızda da yani Instagram'ı da aktif kullanıyorsun. Çok aktif ama kullanıyorsun. Çok çok aktif değilim. O konuda biraz daha aktif olabilirim. Ama insanlar tabii sadece böyle idmandan, maçtan resim görmek istemiyor açıkçası. Hani böyle ailenle, eşinle yemeğe gittin, çocuklarla top oynadın. Oyun oynadın, ne bileyim, Jenga oynadın. Onları da görmek istiyorlar. O yüzden ben de ara sıra böyle... Ama paylaşma zamanı da önemli değil mi sizde yani? O maç iyi geçti, kötü geçti. Tabii o canım, hafta paylaşsın. Yani şey oldun, şampiyon oldun, olmadın falan. Yani aynen, hakikaten zor bir şey var yani. Doğru. Zamanlama önemli sizde. Neyi ne zaman paylaşacağımızı iyi bilmemiz lazım. O yüzden de hani bize destek veren böyle güzel arkadaşlarımız var. Takım karışıyor mu buna, sosyal medyanıza? Çok karışmıyorlar. İstediğin tabii maçtan sonra musun? Çıktın, ne bileyim, hakeme küfür ettin. Olmaz yani. Tabii. Hmm. Ona karışır. Ama ne bileyim, sosyal hayatından resim paylaşın, ona hiçbir şey diyemez. Demiyorlar. Senin sosyal hayatın, sana karışamaz orada kulüp. Çok kritik çünkü. Bazen öyle bir açıklama yapıyorsun mesela story'de biri. Birden ortalık ayağa kalkıyor yani. O yüzden evet, önemli yani bir şey çünkü yani. Çünkü ceza yiyebiliyorsun. Kulüp para cezası yiyebiliyor. Sen 2-3 maç men cezası yiyebiliyorsun. O yüzden... Hmm. Nasıl bir açıklama yapacaksın çok önemli. Sen peki paylaşacağın şeyleri önden birine soruyor musun? Evet. Postunu açan, bunu paylaşayım. Dediğim gibi sosyal medya danışmanım şeyi var benim. Hı. Maç biter bitmez zaten bana bütün resimler geliyor. Aha. Beraber resimleri belirliyoruz. Altına o ne yazacağımızı birlikte belirliyoruz. Aileyle ilgili şeyler attığında? Onları kendim genelde
yazıyorum, belirliyorum. Devam edelim. Bize goller lazım. Herkes gol değil. İstiyor böyle bir gol. Belki YouTube'da bulurlar. Manisa'nın eski amigosu vardı. Gol istiyorum, gol diye bir video var. Harbiden herkes öyle. Herkes gol istiyor ya. Hani herkes gol istiyor. Senin pozlar da harika gerçekten ama. Bu bir dergi çekimiydi. Güzel bir çekim olmuş. Güzel, yakışıklı çıkmışsın. Aynen. Gömlek yakıyor abi filan. Bunlar güzel. Ama çok gol. Güzel. Forvet gol, gollerle abi, ölçülüyor. Gol, o yüzden Ahmet'e gol lazım. Evet. Poz yapma. Devam et. Sen bana hep böyle bak, ben başka bir şey istemem yazmışsın eşinle. Yine yolundasın Tosun. Ya adam eşiyle. Ne güzel bir şey paylaşmış. Yine yolundasın Tosun. Çok güzel yorum. Ben daha kötü şeyler bekliyordum bu arada. Ben de abi. Hani ayağın kopsun, yok. Yok onlar var. Birazdan falanlar... sertler var ama öyle şeyler değil. Senin morali bozmaya değil burada aslında. Hem milli futbolcumuza hem de Beşiktaş'ın gururuna hem moral vereceğiz burada biz. Böyle yorumlara can feda. Biz daha kötülerini var, gördük. Var sana da var. Ya, alıştırıyorsun. Merak ediyorum açıkçası. Merak ediyorum. Devam edelim. Cenk Tosun'u 27 milyon sterline Everton'a sattıktan sonra Fikret Orman hem seri değil demiş. Tosun'u. Gel yavrum. Gel çocuğum. Paşam benim. Tosunum benim. Paşam. Tosun. Ne yapacaksın? 4 Ocak 2018. Benim transfer olduğum tarih. Tam o gün. Biz tesadüfen hanımla şeye gittik işte. Londra'da tatile. Çünkü devre arasıydı. Devre arası bizim tatilimiz oluyor. O ara hani Everton'la görüşüyoruz ama bitmedi daha bir şey. Bir anda beni aradılar işte. Tamamdır, biz anlaştık. Beşiktaş'la gelebilirsin sağlık kontrolüne. Biz hurra Londra'dan Liverpool'a şeyle, trenle gittik. Sen tatildeyken anlaşma oldu. Böyle bollarla falan gittik oraya. İmza attık. Aynı gün bizim derbi maçı vardı, Everton-Liverpool maçı. Hatta onun devresinde açıkladılar beni, devre arasında. Tabii çok gurur verici bir şey benim için. 27 milyon sterline gittim. Çok büyük para abi ya, değil büyük mi? Büyük yani para rekor... halen zaten kıramadılar. Türkiye rekoru. Dediğim gibi inanılmaz gurur verici bir şey. Çok da hani aslında iyi de başladın. Çok iyi gidiyordu. Sakatlıklar falan olunca oldu. İşte hoca değişiklikleri falan filan derken biraz şanssız bir döneme denk geldim. Yoksa yani ben sakatlanmasaydım orada çok başarılı dönemler geçireceğimi ben düşünüyorum. Takımın da düşüşte olduğu bir dönem oldu yani sonrası için diyorum değil mi? Öyle doğru. Bir de ben oraya gittim. 4 sene kaldım. 4 senede 6 kere mi ne hocam değişti. Hani böyle tam böyle alışıyorsun hocaya falan taktiğine derken zınk hoca değişiyordu. Çünkü Everton çok büyük bir kulüp İngiltere'de. Beklentiler yüksekti. Hep Avrupa'da oynama isteği vardı taraftarların. Hmm. Ama hiçbir zaman ilk 7'ye giremiyorduk. Çünkü her sene çok para harcıyorlardı ama giremiyorduk. O yüzden hocalar değişiyordu habire. Dediğim sen gittin de nasıl davranıyor yani Türkiye'de? Büyük bir golcü geldi falan filan. 27 milyon sterlin verilmiş. Hani girdiğinde oradaki futbolcular sonuçta Premier Lig'de oynuyorlar ya. Hani Türkiye'den geldi deyip sallamıyorlar mı atıyorum? Hani yok, sallamıyorlardı. O 27 milyonun bir ağırlığı vardı gerçekten. Var. Hmm. Gittiğimde ilk bir sene bayağı iyi de geçti herkesle. Hmm. Çok iyi anlaşıyordum. Hepsi insan olarak çok çok iyiydi. Beni çok seviyorlardı. Bir dışlanma, bir şey olmadı. Alakası yok. Hani öyle hiç hissetmedim öyle bir şey. Türk futboluyla en büyük farkı ne sence? Bütün her şeyle saha dışı. Yani daha profesyonel. Sahalar. Bizim mesela 10-12 tane halı gibi çim sahamız vardı. Hani eğitmenler, hocalar daha bilgili. Antrenman sahasından bahsediyorsun. Evet. Ha. Eğitmenler, işte hocalar olsun daha bilgili. Tabii orada limit yoktu maddi anlamda. Hmm. Bütün işte aletler, teknolojiler, her şey vardı. Sağ en içinde... şaşırdığın şey ne oldu? Zemin. Üzüm. Abi böyle al, harbiden koy kafanı, yat uyu. O kadar. Kıyamazsın basmaya böyle. Böyle böyle çıkıyordum ben ilk başta. Çimli bastı. Ulan vidalarım bozacak çimi diye. Bir de 90 dakika hayvan gibi yağmur yağıyor. Oynuyorsun böyle, çıkıyorsun sahaya. Sağdan çıkıyorsun halen aynı. Yani hiç bozulmamış. Hiç yani çok bir suyu enteresan değil yani. Ne yapıyorlar? Drenajı mı iyi? Çime bakanlar mı o kadar çok iyi? Biz sen o çimde nasıl sakatlandın ya? Mis gibi çimi bulmuşsun. Burada gidiyor Sivas'ta sakatlanmıyorsun abi. Ben idmanda sakatlandım orada. Öyle mi? Aynen yani idmanda sakatlandım. Dizim dönmüştü. O hani çimle alakalı olan değil, bir şey değildi pek. Krampon takıldı ne oldu? Yo, havaya zıpladım. Havadan inerken dizim şöyle bir tak tak etti. İkinci sakatlığımda zaten Erzurum'da yaşadım. -10 derecede. Evet o korkunçta onu gördüm abi.
O çok kötüydü. O da fenaydı. Devam edelim. Devam edelim. Beşiktaşların Cenk Tosun 25 milyon euroya Everton'a gidişine üzülmesi. Çok güzel. Çok güzel video. Bak ben bunların hiçbirini görmedim. Çok güzel. Aslında çok büyük forvetlerini kaybettiğine üzülüyorlar ama çok büyük para kazandırdığı için bir gurur da var. Gitmene çok sinirlendi mi Beşiktaşlı taraftarlar senin o dönemde? Şöyle sinirlenmediler. Hani sonuçta Premier Lig'e 30 Sporcu. Milyon euroya adam gönderiyorsun abi. Ha şimdi onlar Arda gidince Fener sinirlendi ya Arda Güler'e. Ya niye hani sinirlendi? Şey gururlansınlar. Dünyanın en büyük kulübüne gitti Arda, anladın mı? Real Madrid'e gitsin orada bizi gururlandırsın. Kesin. Çok güzel bir şey. Beşiktaşlar da öyle. Yani çok sinirlenmediler. Tam tersine aksine gururlandırdılar. Şöyle bir durum var. Biz Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıkmıştık gruplardan. O yüzden biraz üzüldüm. Hmm. Hani Bayern Münih çekmişiz. Bayern Münih'e karşı oynayamayacağım için üzülmüştüm gerçekten. Devam edelim. Ha. Evet abi geldi gol ya. Çok güzel. Çok iyi ya. Bravo. Çok güzel şöyle, ya. Şöyle. Ben o gece bu videoyu herhalde bir 1500 kere falan izlemişim. Abi böyle sevinçten uyuyamıyorum böyle. Bütün stat'tan gelen videoların oldu. Hepsine bakıyorum böyle denesinden. Tabii canım. Sabah 5'te böyle halen onu izliyorum böyle sevinçten uyuyamıyorum. Ben bunu nasıl yaptım falan. O arada maç 3-0. Devre arası bizi çağırdı taraftar. 3-0 yenik durumdayız. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bizi moral vermek için bir çıktık dışarı. 3-1, 3-2, 3-3. 5 dakika daha olsa 4-3 bitecek bize maç. Hani bir kıvılcım oldu bu gol. Hani normal bir gol olsa belki maç 3-1 bitecek. Bitme evet. Hani çok büyük gaz böyle oldu. Bir gol olunca takım arkadaşlarım da gaza geldi. Ne oluyor falan dediler. Bizim golcüymüş ya. Bu nasıl böyle ya? Ben sana... ya? Senin kariyer golün değil mi bu yani? Hani kariyerinde ya, attığın en... Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten güzel gol attım. Hmm. En güzel attım bence hayatımda budur. Hmm. Bir de Porto var uzaktan Casillas'a attım. Ama en güzel seç desem bunu seçerim. Hmm. Hani dışarıda böyle yürürken falan hala insanlar beni böyle durduruyor. Onu nasıl attın nasıl abi gol? Benfica'ya karşı bir anlatsana falan diye. Devam edelim. Cenk Tosun'a Benfica'ya attığın muhteşem golü yeniden atması için yardım et. Kaçıncı denemede şey yaptın diye bir şey yapmışlar. Sen de ben ilk denemede yapmıştım yazmışsın altına. Bu galiba böyle bir video dönüyor. Durdurman lazım evet. Galiba. Tam topa denk getirme, aynen. Durdurma. Ben ilk de öyle yaptım. Bir yorum yapmışım. Bilmiyorum. Üstümde aktif Eser Yenerlik olmuş. Devam edelim. Onu tek kelimeyle anlatın Cenk Tosun. Bu çok yeni. Bu Dinamo Kiev'i 3-2 yendiğimiz maçtan sonra Romanya'da. Ha, geçen oldu. Hafta. Perşembe. Geçen hafta. Bakın ön tek kelimeyle anlatın. Ne demişler? Çöp. Doğru demiş. Ama Galatasaraylı abi. Öyle mi? Baksana Rocky Balboa GS'ye diyor. Yazıyor. Yani şu an durumun nasıl? Geçen de 10 dakika bir girdin abi. Geçen sezonun son maçında doğum günümde maçın son dakikasında son maçta ligin son maçında bir sakatlık geçirdim. Ağır bir sakatlık geçirdim. Üst adelemi yırttım. Bayağı büyük de yırttım. O yüzden bir 2 ay falan sürdü. Şimdi daha yeni yeni böyle takımla İdmanlara çıkıyorum, maçlara çıkıyorum. Her gün geçtikçe kendime geliyorum. 10 dakika, 15 dakika, yarım saat derken inşallah formayı geri alacağım. Diyeceksin. Yani şimdi Abubakar da var. Bir yandan da Beşiktaş transfer yapıyor, yapmıyor geyikleri de var. Yani orada seni şey hırslandırıyor mu bu durum ya da asıl transfer yok, burada falan. Yok, rekabet önemli. Hmm. Yani gelsin rekabet istediğin. Önemli. Gelsin. Her sene geliyor. Her sene de ben bir türlü şekilde oynamayı başarıyorum. Ben yine kendime güveniyorum. Ben ön tarafta her pozisyonu oynayabildiğim için biraz tabii avantaj benim için. Hem önde oynuyorum, hem solda oynuyorum, hem sağda oynuyorum. Evet, Abubakar şu an çok formda ama ben alırım dediğim gibi. Hani, yanına, o yöresine, bir yere yanına, yerleşir, arkasına, akarım. Arkasına, bir yerine geçerim inşallah. Hedefin kaç yaşına kadar oynamak? Şu an işte Ronaldo 39 yaşında, baba akıyor. Ya ben oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Çünkü gerçekten hani halen böyle 7-8 yaşındaki çocuk gibi içimde böyle. O coşku var. O coşku var, o şampiyonluk hırsı var, o hani topu filelere aktarma hissi var. Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Allah nasip ederse sakatlık, tabii. Çok sakatlıklar vermesin. Yaşadım. Hani Ronaldo kadar belki 39'a kadar oynayamam ama gittiği kadar gideceğim. Arabistan'ın
teklif gelirse gider misin? Ya ben Jubile'yi Beşiktaş'ta yapmak istiyorum. Öyle bir gidip hayalim diyorsun. Var. Bir iki sene gider. 36, 38, 39'da gel ya burada ya. Tabii şey canım ya. Yok, ya onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir futbolcu nasıl değerlendiriyorsunuz ya? Bu kadar Avrupa'nın önemli futbolcuları gidiyor. Çok ya artık paralar, çok saçma paralara döndü iş. Evet. Ne oluyor yani? Hani ya... Kimseye de niye gittin de diyemiyorum. Çünkü saçma sapan paralar var. Adam gidiyor bir sene iki sene gidiyor 100 milyon euro alıp dönüyor yani. Niye gitmesin ki? Peki ama bu Avrupa futbolunu falan etkileyecek bir şey mi etkiliyor sence? Etkiliyor zaten abi. Değil mi? Değeri çünkü düşüyor. Hani yani Neymarlar gidiyor. Bunlar Avrupa futbolu için çok büyük değerler. Ronaldo'lar, Messi'ler, hani Mbappe'ler konuşuluyor şu an. Bunlar giderse... Yani hadi Ronaldo, Messi filan yaşları tabii itibariyle onların... biraz da emeklilik vermeydi ama Neymar'a gidince hakikaten adamlar aktif futbolcuları adama da alacak parayı... Adama neler vermişler okudun mu? Abi 300 milyon euro duydum. Onu bırak. Onu bırak, nereye bırakayım onu? Onu adama, ben bulsam bırakmam. He. Adama uçak. Adama 20 odalı bir villa mı ne? Her Paris'e gittiğinde işte ne bileyim yediği yemeğin bile faturasını onlara kilitliyor. Falan filan o da çok çirkin. Taksi fişini gidip şey mi ya? Hoca Neymar. O da çok kötüymüş ya. Muhasebeye gidiyor evet, falan veriyor. Ama yani şey... Bütün niye Paris özellikle? Yani, oraya gidersedi yani tatile veya nereye attım giderse. Nereye? Aynen. Vay be abi. Ama sen de belki gibi bir şey olur ya. Bir ufak bir git gel olur. Şeye git, Burak Çin'e gitti ya mesela. Burak abi o zaman büyük paraya gitti. Evet. Avrupa'dan istekleri var. İngiltere'ye gidecekti. Burak abi anlattı onu bir yerde hatta. Hani evet. Lazio ile anlaştım dedi 4 milyona. Bir gittim hani şeye Çinlerle görüşmeye. 5 istedim onlardan. 7 dediler. Hemen kalktık imzaladık diyor. Hiç senin böyle bir transfer hikayesi var mı? Yani beklenmedik bir bütçe bir şeyler o bu. Garip bir teklif. Ya garip bir teklif değil. Hani bizim rakip takımlardan tabii transfer teklifleri oldu. Geldi. Ama ben daha azına da olsa her zaman Beşiktaş seçtim. Vallahi mi? Fener'den geldi mi bizden? Geldi. Geldi. Yani öbürlerinden de geldi. Ben dediğim gibi hani hiçbir zaman Beşiktaş kafamdan çıkmadı. O yüzden az Beşiktaş olsun ya. Ama Beşiktaş olsun. Sen gitmeyeceksin gibi duruyor Suudi Arabistan'a ya. Yani ben yok ya kafa Suudi değiştirme... farklı ama. Ha, Suudi doğru, farklı. Ay, Türkiye'de başka takım olmaz. İstanbul'a ama... gittim bütün fişler, taksi, araba hepsini... Kabul. Hepsi o zaman kabul. Gidelim. Bir de şey vardı be. Sadece Ronaldo'da şey geyiği de vardı. Sadece kendinin değil 10 tane akrabasının da giderleri falan gibi tabii saçma anlaşmalar var yani. Ama Ronaldo ile Messi onları ben biraz ayrı tutuyorum abi. Devam edelim. Az kalsın Tosun Paşa gözüküyordu. aynı. Ya şöyle yazın ben böyle. Yazın ben böyle şortu genelde yukarı böyle çekiyorum. Çünkü sıcak oluyor. Ben de böyle bunalıyorum. Burada çok değişik. Tehlikeli bir resim. Bütün futbolcularda o şey var ama ya. Burası bu kadar kası yaptı gösterelim diye mi o? Yoksa gerçekten... Ben de harbiden kas göstermek için değil. Abi ama hep böyle bir şey yapıyoruz. Onu böyle şey mayaya çeviriyoruz o şortu. Ben de ayak tenisi falan oynadığımız zaman tadım kaçıyordu. Oynamıyordum sonra bırakıyordum. Öksürüktüm yani daha ne kadar. Yani en benim korktuğum ve izlerken de şey, hiç başına geldim bilmiyorum yani. O sakatlık o şeyi sıkmaya geliyorlar ya yanına. Aha. Hiç o zaman böyle bir frikik verdiğin bir şey oldu mu hiç yayında? Yok. Allah göstermesin. Hiç vermedim. Abi öyle şeyler oluyor ya. Vermeyiz inşallah. Sıkıntı ama yaşarız. Çok az kalmış vermene. Bak burada en azından kıyısından geçiyorsun. En korktuğum şey biliyor musun? Böyle yani gole falan giderken defans böyle şortundan indirirken. Niye abi işte bu kadar çekiyorsun o da insin ne olacak ki ne olacak ki? Tamam, krallar o gibi böyle hey Tosun. Cenk Tosun işte al dedi. Müthiş oluruyor. Devam edelim. Cenk Tosun temsili demiş bu, biri. Bu videoyu ben de bilmiyorum ne bu? Bak kim paylaşıyor ama onu bak. Yine sizinkiler. Fener var. Ben buna katılmıyorum. Ben ne zaman atmışım ben kendimi ya? Ben senin attığını görmedim gerçekten. Ben faul olmadığı sürece atmam kendimi abi. Ama faul olduğunda atar mısın? Faul oldu alasını atarım. Abartarak. Ama bazen mesela daha küçük darbeli bir faul oldu. Diyelim ki hakikaten yani... Devam edebileceğim bir faul. Devam edebileceğim bir faul ama düşersen de penaltı net. Ya orada devam ettiğin... Abi orada... O tabii, büyük bir vicdan mücadelesi yok mu orada? Yok orada vicdan abi. O dokunuyorsa... Penaltı ya. Yani dokunuyorsa... Senin dengeni bozuyor. Bir de forvet, pozisyonunu akıllı bir bozuyor. Forvetse alır şeyi yani penaltıyı.
Hani her forvet alıyor. Yani o işte acayip bir karar gibi geliyor bana da. Yani hiç şey oldu mu? Hiç yapmadın mı? Yani bu dokunmadı ama dokunabilir dediğim böyle bir atladığın an. Eskiden yapmışlığım vardır. Bu VAR sistemi yokken artık VAR'da her şey ortaya çıkıyor zaten. Yemezler dokundum mu dokunmadım. Şey ama eskiden yapmışlığım vardır herhalde. Penaltı aldın öyle. Almışlığım vardır herhalde. İtiraf etmiyorum görüyor musun? İnkar. Ama peki o penaltıyı da kullandın. Evet. Penaltı verildi. Golü de attın. Evet. Utanmıyor. Nereye getiriyor? Onu ya hiç yani gol attığında hiç vicdan şey olmuyor mu? Merak ediyorum ya. Futbol yok, bize karşı da atılmıştır çok öyle gol. O yüzden tabii yani, ki canım şu an futbolda çok fazla hani oluyor. Biz de hani hak etmeyen penaltı yemişizdir, gol yemişizdir. O yüzden ben hiç onu öyle düşünmüyorum. Yani oyunun kuralları içinde ve tabii şey canım diyorsun. Orada bir hakem var. O karar veriyor. Ne verdiyse odur yani. Bizde işte normalde dünyanın futbolu izlediğinde yere atlama çok yok ya. O yüzden akıyor futbol hep. Evet. Ya bizde yani hakemler işte bu de oynatıyor ama. Hani her ufak tefek şey mesela çalmıyorlar. Çalmıyor. Ben gittiğimde böyle çok kemik sesleri geliyordu. O hakem böyle yapıyor. Devam. Daha mı sert diyorsun mesela İngiltere'de evet. Futbol. Çoğu şeye göz yumuyorlar yani. Devam edelim. Ne diyor Cenk? Abi bazen bizi yani böyle bir tartışmaya falan giriyorsun onunla. Ben senden muhatap bile olmam diyor. Ben Barcelona'da, Inter'de, Chelsea'de, Porto'da. İşte ondan sonra en sonunda Alain diyor. Bu Arabistan'a falan gitti ya. Orada da 5 milyon euro indirdim diyor. Onu da söylüyor ama. 5 milyon euro indirdim. İşte öyle eziyor bizi. Biz de bir şey diyemiyoruz. Ne diyelim? Biz Antep Spor, Antra Frankfurt. Ama buna Everton eklendi. Evet işte biz de onu soracağız yani. Bu Everton'a gitmeden önce çok güzel şampiyonluk yayını. Röportajıydı, yayınıydı. Hani böyle Quaresma ile olan anın var mı falan dediler. Dedim Quaresma ile hani çok iyi anlaşıyoruz. İnanılmaz da bir futbolcu ama hep bize eziyor dedim ya. Hadi lan diyordu. Şimdi, ben burada oynadım diyordu. Peki sen şu an Everton'da oynadın. İşte hani bir sürü başarılar bilmem ne. Şu an eziyor musun hiç böyle genç futbolcu? Yok ezmem. Tatlı. Biz neleri gördük yapmıyor musun? Yok. biz daha tatlı bir abiyiz. Hadi oğlum falan filan. Devam edelim. Herhalde %99 anlaşılmış. Artık Cenk Tosun Beşiktaş'ta olmayacakmış. Hiç mi? Evet. Ya. Hiç gelmeyecek mi? Büyük ihtimalle. Ben istiyorum. Onda kötüne oynasın, kötü oynasın. Çocuğun ahı tuttu biliyor musun? Harbiden gittik orada. Geldik geri Beşiktaş'a. Şöyle bu çocukla ben görüntülü görüştüm sonra. Görüştün mü? Görüştüm. Biz de onu sağlayalım. Çok tatlı bir çocuk. Yani ben burada çok duygulanmıştım. İnanılmaz. Belki de o yüzden Everton'da o kadar şey yapmadım biliyor musun? Ne olmadı? Etkilendim. Dönmek için. Yani benim geri döneceğim zaten belliydi. Hmm. Sadece ne zaman döneceğim belli değildi. Hmm. Ben dönseydim Beşiktaş'a dönecektim zaten. Sen ne zaman yaptın görüntü konuşmayı? Everton'a bu gittikten videoyu... Gittikten sonra Everton'da oynarken aynen. Oynarken yani. Çok tatlı bir video ya. Şeyi neyle hissediyorsun? Çocukların kahramanı olmakla ilgili futbolda özellikle bu çok önemlidir çok yani. Çok güzel bir şey. Hani bazen mesela sokakta veya tatil bölgesinde yürürken falan böyle hiç kimseyi kırmıyorum. Alaçatı'da yürüyoruz. O Alaçatı sokağını 2,5 saatte falan geçiyoruz Ece'yle. Artık böyle arkadaşlarıma gına geliyor. Diyor nasıl yapabiliyorsun? Diyorum ki ben de küçüktüm. Ben de futbolcu gördüğümde ben de çekilmek istiyordum hani. O yüzden ben o duyguyu biliyorum. O yüzden kimseyi kırmamakta ısrarcıyım. Senin peki çocukluk hayranı olduğun futbolcular kimlerdi? Batistuta. O babandan dolayıymış galiba. Babam bana hep böyle Batistuta'nın gollerini yüklüyordu. Yüklüyordu derken izletiyor. İzletiyor. Falan böyle olacaksın falan, falan mı diyor? Tabii bak nasıl kafa vuruyor, bak nasıl frikik vuruyor, nasıl şut atıyor. Hep izletiyordu. İdolüm oydu. Ondan sonra Beşiktaş'ta tabii işte Amokacılar, İlhan Mansızlar, Ahmet Dursunlar, Sergenler onlarla büyüdük biz. Sen futbolu peki bu Almanya'daydı değil mi? Doğru mu? Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. 18 yaşında Antep'e geldim Antep Spor'a. Peki bütün futbol kariyeri Almanya'da başladı değil mi babanın da desteğiyle? Tabii babam da hani amcam da dayılarım da hepsi böyle oynamış ama. Hepsi denemiş. Denemiş ama hepsi olmamış. O yüzden babam çok büyük hakkı vardır bende onu. Hiçbir zaman ödeyemem. Her tarafta da söylerim. O böyle bayağı uğraştı benim topçu olmam için. Ama tabii çocuğun içinde yoksa istediğin kadar uğraş. Olmuyor. Olmaz. Neredeler şu an? İstanbul'da. Hani bir geliyorlar, bir gidiyorlar. Almanya'da mı yaşıyorlar? Çünkü orada da benim
Ablamla eniştem var, yeğenlerim var. Hmm. Gurur duyuyordur ya. Sonuçta Beşiktaş'a olmuş. Tabii canım. İngiltere'ye gittiğinde falan da gurur duyuyordur. Tabii ki. Halen rekoru kimse kıramadı. Sen daha demin konuştuk. Doğru. Göğsünü gere gere geziyordur. Arabistan'a gitsen baban ne düşünür acaba? Bu smiley var ya, böyle dolar gözlü. İşte bu diyor baba böyle. Sevgili dostlar, biliyorsunuz çok büyük bir zayıflama ve diyet serüvenine başladım. Çok iyi gidiyor. Ancak gerçekten en heyecanla beklediğim, yani bu diyette en heyecanla beklediğim anlardan biri de cheat day'lerim. O cheat day'leri de Popeyes günlerine saklıyorum. O yüzden şimdi gördüğünüz bu Popeyes X-Large sandviçi yerken heyecandan ellerim titriyor. Çünkü bütün hafta hiç böyle şeyler yemedim. Hiç Nilay'ın diyet serüvenin sözünden çıkmadım ve şu an keyifle çıkıyorum çünkü gerçekten çok lezzetli. Kendinize iyi bakın. Buradan sonra hiçbir şey anlatamam. Gözlerim konuşur. Diyeti bırakacağım galiba. Gerçekten. Böyle bir şey olamaz. Devam edelim. Azıcık da top oynasanız neler yapacağız da. 20 gollük katkı verdiğim sezondan sonra falan yazıyorlar abi. Sen de oynamışız da bulmuşuz. Yine bir beğenme. Çocuklar kaç yaşında? Ekim 2018, Kasım 2019. Biri 3, biri 4. Aralarında 13 ay var. Çok. İkiz gibi büyüyor benimkiler. Ne hissediyorsun baba olmakla ilgili, çok çocuklarınla güzel. İlgili? Çok yani... güzel. Çok güzel. Tam zamanında baba olmuşum. Ne erken ne geç. Doğru eşle baba ol. Yani çocuk yapmışım. O yüzden her şey böyle dört dörtlük çocuklarıma. Hani böyle tesisten koşa koşa eve gidiyorum, özlüyorum onları. İnanılmaz bir duygu. Anlatamam. İster misin çocuğun futbolcu olmasını? Tabii canım. Çünkü benim oğlanın ismi de Arden Cenk Tosun. Hani bundan ne bileyim 15 sene sonra sırtında böyle Cenk Tosun yazsa 9 numarayla. Aynısı. Artık o gözüm açık bu dünyadan herhalde. Devam edelim. İyi tatiller Cenk. 3 yıldır İngiltere'de tatil yapıyorsun. Biraz da Türkiye'de yaparsın. Hadi bakalım. Abi şu linç konusunda harbiden çok iyiyiz. Türkiye'de iki şey de çok iyiyiz. Biri böyle montaj şeylerinde. Fake montaj. Aynen. Biri de böyle linç konusunda. Çok güzel ya. Çok mizahi, çok güzel şeyler aynen, yazılıyor gerçekten. Aynen. Konusunda gerçekten iyiyiz. Ben bile böyle kendi şeylerime gülebiliyorum. Doğru söylemiş. Yani evet ya şimdi... Nasıl evet ya? Hayır. Ben tatil mi yaptım İngiltere'de? Hayır, şimdi şey durumu olunca hani tekrar oradan gelince Türkiye'ye şimdi bir performans bekleniyor. Orada da hani sakatlıktan gelmişsin, bir daha işte bir toparlıyorsun, ediyorsun. Evet. Hani böyle bir tane yemek yerken fotoğrafın çıksa direkt hiç kimse affetmiyor yani, enteresan. Yemeyecek. Ki senin ama hiç böyle hani... Çalış. Yatmak için yatacak bir adam değilsin yani, kişiliğin de öyle değil. Çünkü öyle vardır futbolcular ya. Kendini sakat sakat bir yere satan bile vardır yani. Vardır. Tahmin ediyorum değil mi? Oluyordur tabii ki de. De biz hiç öyle hani Almanya'nın disiplinini falan aldığım için ben çalışmayı seven de birisiyim. Hiçbir zaman boş durmam. Ya bu şeyi nasıl yendiniz ya Fener'i 4-2? Vallahi benim o günler... Sen gelmiş miydin maça? Maçta değildim de bir turnedeydik. Biz turnede arada izliyoruz abi. Ben bir sunuma çıktım. Sunuma çıkmadan önce işte bizim Valencia penaltı atıyordu. Düşün 2-1'di. Valencia penaltı atacak. 3-1 mi olacak falan? Yok 1-0'dı. 1-0'dı. 2-0 olacaktı. 2-0 direkten olacak. Döndü. Ha, bir de kırmızı yendi. Kırmızı falan. Yedik ben, falan. Bir döndüm abi sunumda. Orada ama biz anladık hani. Harbiden top direğe çarptı çıktı. Ben dedim bu maç dönecek buradan. Nasıl dedin ya? Bayağı bir kenetlendik falan. Nasıl olur ya? Orada, doğru söylüyorsun. Çünkü Fener hani de çok dedin? Formdaydı. Her şey Fener formda. Yani. Kadıköy'de oynuyorsun. Kadıköy'deyiz. 10 kişisin. Daha önce de bir hikayeler var işte o Pankolu falan hikayeler de var. Fener mi Beşiktaş şeyi tabii de var. Onlar da geliyor aklımıza. Onlar akla geliyor mu? Hani bir daha da olmaz herhalde diyorsun anladın mı? 10 kişiyle zaten yenmişiz. Evet. Kalecisiz yenmişiz. Onlar geliyor aklına falan filan. Böyle bir şeyler canlanıyor kafanda. Devre arası içeri girdik. Çıktık. Ne konuştunuz mesela soyunma odasında? Ha, biz hepimiz harbiden orada inanmıştık. Dönecek dediniz yani. Dönecek dedik. Neden dediniz onu ya? Keşke demeseydiniz ya. Allah sonra Allah. Hani devre başladı zaten çok çabuk birinci hani 1-1'i bulduk. Çok çabuk 2-1'i bulduk. Ondan sonra Fener'in morali düşmeye başladı. Hani taraftarlar biraz hep garip goller oluyor işte öyle maçlarda. Kimdi bu yeni gitmişin Beşiktaş'tan? Redmond'un attığı gol güzel şeye benziyor. Koray'ın attığı yine Fener'in maçındaki aynen. O gole benziyor. Yani olmayacak yere olmayacak şekilde şey olduk yani. Hakikaten yani, çok sert bir maçtı ya. Biz Fenerbahçe açısından çok zor bir ihtimaldi ama oldu.
Beşiktaş yapar. Fener de iyi yapar ya. Fener de bu sene neler yapacak yapar. Kim bilir bakalım neler yapar. Devam edelim. Abi maç boyunca el kaldırıp top bekledin. Antrenmanda bu kadar kol kası yapmamışsındır diye. Bu milli maçtan sonra herhalde. Evet, milli takım. Gerçekten çok da linç yememişim. Bunlar güzel şeyler, güldüğüm şeyler. Yine... Ben daha kötü bekliyordum. Dediğim yani... gibi bunlar çok da şey değil. Tadında bunlara linçler ya. Tadında, ya. Tadında. 3-4 kişilik bir ekip baktı, sonra oturduk. Bir de biz baktık. Harbiden ama yayından önce dedim ya, Trabzonlusu da geliyor, resim çekiliyor. Fenerlisi de geliyor, resim çekiliyor. Galatasaraylısı da geliyor, resim çekilmiyor. O yüzden hani karakter çok farklı. Futbol sahasında farklı bir şey ama karakter de önemli bir şey. Bu futboldan sonra insanlar seni güzel hatırlasın. Ben onu istiyorum. Çok önemli bir şey. Ya işte az önce konuştuğumuz Fenerbahçe maçında da yani sizin takım böyle ortada sevinirken takımı içeri topladığın bir an var mesela. Orada Fenerbahçe taraftarında da aslında sevgilisi oluyorsun o anda. Çünkü çok öfkeli bir takım var. Yani ekstra sevinsen orası iyice çıldıracak, delirecek. Sevinmek de hakkınız bu arada. Hani 4-2 stadda 10 kişi yenmişsiniz. Ama orada işte iyi kollayıp aslında hani futbolun sadece o an olmadığı, o maçlık olmadığı, geleceğe tabii. De miras bıraktığın bir hikaye olduğunu yani kanıtladın. Orada 50 bin kişi gelmiş. Hani taraftar hayal olarak kendi takımını desteklemeye. Orada ne bileyim Santra noktasında deliler gibi sevinmek Beşiktaş'a yakışmazdı. Ben onu sadece arkadaşlarıma söyledim. Gittik içeride soyunma odasında sevindik. Daha güzel oldu. İşte çok önemli bunlar. Devam edelim. Acaba ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sahaya girer girmez sarı kart diyorsun. Kendine gel alo. Hangi maç bu acaba? Bu büyük ihtimal Kayseri maçı falan olabilir. Çünkü o maçta kırmızı kart bile yedim. Sonradan yedim. Sarı kart, kırmızı kart yedim. Eyvah. Bu sarı kart mevzusu yüzünden babamla biz çok kavga ediyoruz. Ben neden? Çünkü genelde sarı kartları çeneden yiyorum. Hep böyle hakeme itirazdan falan filan. Seni hakemin yanında bir daha görmeyeceğim. Bir daha sarı kart gördüğünü görürsem konuşmam seninle falan. Hadi be, konuşmam mı diyor? Abi 3 sarı kartla oynadım. Yanlış olmasın 10. hafta filan. 9. hafta filan 3. sarı kart yedim. Sarı kart yemeden bitirdim geçen sezonu. Yani 3. sarı karttan sonra, fırçadan sonra. Hala fırçalıyor mu? Tabii canım. Onlar gözünde sen de biliyorsun. Çocuksun. Biz anne baba yani. 40 yaşına da gelsen çocuksun. Sarı kart deyince hep sen hani şeyi düşünmüyorsun. Niye? Yani. Takımı tek tek kör değil de ulan babam şimdi kızacak diye düşünüyorum. Çünkü 4 sarı kartı oynamayacaksın bir dahaki tabii. Maç. Hem kendine zarar hem takımına zarar. Bir de konuşma. Yani gerçekten değiştirmiyor diyor. Ya değiştirmiyor da bir şey de olmuyor. Hakemin orada, kararını mı değiştireceksin diyor. O da doğru yani diyor. Öyle bir şey mi var yani? Bizde niye o ama var? Ama orada yine aynı mevzuya geleceğiz. Mevzu Beşiktaş olunca sanki hakkım yenmiş gibi düşünüyorum ben orada. Hmm. Kendimi istem dışı gidiyorum hani. Yükleniyorsun. Yükleniyorum. Hani faydasını sonradan da diyorum ulan niye gidiyorsun? Zaten adam karar vermiş, değiştirmeyecek kararını. Devam ama edelim. Tutamıyorum kendimi. Bu akşam Cenk Tosun temsili. Tamam abi. Niye beni bu kadar yavaş buluyorlar? Açın Kasımpaşa maçındaki golümü izleyin. Bir de top koymuşlar önünde. Tam ben olmuş. Devam edelim. Şenol Güneş Cenk Tosun temsili demişler. Ronaldo'ya mı dönüşüyorum? Ne demek? Yani Ronaldo ile Ferguson'un ilişkisi. Doğru. Sizin Şenol Güneş'le ilişkiniz de böyle. Çok iyi. Ben her zaman söylüyorum. Benim hayatımda iki tane Şenol var. Biri Şenol Tosun babam, biri de Şenol Güneş. İkisi de... Bu tesadüf de çok güzel yani, evet, değil mi? Evet, ikisinin de yeri çok ayrı bende. Bir baba, bir öğretmen, ikili ilişkisi çok iyi olan bir kişi. Sert kişinin... mi Şenol Hoca? Yani babam mı daha sert, Şenol Hoca sert. Mı? Gerektiğinde sert. Mesela gerektiğinde... sarı kartı yedin gereksiz. Ona bir babam şey demez. Mı daha çok kızar, babam. Şenol Güneş mi? Babam kızar. Sarı kartta babam kızar. Sarı kartta babam. Şenol Hoca ile mesela en büyük tartışmanız ne yüzden olmuştu? Hiç böyle sinirlendiği şey... Hep tatil mevzusu bizde Şenol Hoca ile. Nasıl tatil? Yani şöyle, yaz tatili olur. Evet. Biz milli takıma gideriz genelde. Evet. Takım mesela birinde toplanacak. Ben 10 gün milli takımda kalmışım. Takım birinde toplanacak. Beni de birinde falan çağırıyor mesela takımla birlikte. 10 gün tatil ya yapacak. Hocam takım benden 10 gün fazla tatil yapmış. Ben 10 gün tatil yapmışım sadece. Takım mesela 3 hafta yapmış tatil. Ben hani 5'inde 6'sından geleyim. İyi tamam 5'inde 6'sında geleceksen hiç gelme diyordu mesela. Allah'ım. Ama hani böyle ciddi söylüyor. Ama o milli takımı da çalıştırmış bir hoca yani. Aynen. Orada yani şey yapmıyor mu kıyak? Sonra tabii ortada bir yerde buluşuyoruz. Üçünde dönüyoruz. Aynen öyle. Üçünde dönüyorum böyle. 2 gün fazla veriyor takımda.
Ama bizim hocayla çok tartışmamız olmaz. Peki hocanın şeyi nasıl? Genel olarak hani motive etme, hani şey soyunma odasında ilk yarı sonunda girdiğinde falan filan hani sertlik derecesi, motivasyon konuşmaları nasıl? Hoca doğru konuşur. Çok öyle de bağırıp çağırıp filan hani birini ezmek istiyorsa veya kızmak istiyorsa birine tatlı tatlı güzel anlatır. Sen zaten yerin dibine girersin orada. Ne gibi mesela? Cenk işte koşma, diyelim sen koşmadın. Ne bileyim, ne oldu, iyi uyumadın mı der mesela. Ha. Niye koşmuyorsun demez. Sen direkt anlarsın. Hani böyle çok bağıran çağıran bir hoca değil. Direkt nokta atışı. Nokta atışı yapıyor. Sen zaten orada anlıyorsun ne demek istediğini. Devam edelim. Ece maçıma girince ben temsiliyim. Bu yorum çok eski bir yorum. Çok güzel. Bak Cenk Tosun 14 yazıyor hatta o zaman. O zaman 14 numarayı giyiyormuşum herhalde. Bunu sen yazdın değil mi? Bunu ben yazdım tabii. Hani böyle bir kızlara güzel görünme hareketi gibi herhalde. Ece maçıma gelince ben yazmışım. O zamanlar daha genciz tabii. Yoksa şu an olsa ölsem yazmam böyle bir şey. Yani evet, yani sosyal medyada şakalaşmak da sıkıntılı bir şey ya. Tabii. Değil mi? Riskli yani. Aynen. Daha yeni evliliğin başları mı acaba böyle? Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Evlilikle ilgili konuşalım. Evlilikten mutlusun. Çok mutluyum. Her şey sıralı şekilde, güzel bir şekilde ilerliyor çocuklarla. Doğru insanı bulunca herkes mutlu olur zaten. Evet, evet. Kesinlikle ya. Evlilik hakikaten yapılmış. Evet yani yapılmış. Çok doğru bir laf abi. Evlenme zamanım geldi falan diye bir şey yok. Bir doğru insan yok. Var yani. Doğru insanı bulduğunda zaten anlıyorsun. İkimiz dediğin de eşleri bu programı izlerse mükemmel olur. O kadar güzel konuşuyoruz. Harikayız şu an ya. Benimki izleyecek. Benimki de her bölümde ben buraları gösteriyorum. Yani şey gibi benim. Yoklama veriyorum gibi. Bugün bu programda benim için ne yaptın diyor Berfu mesela. Burayı yapmış oldum. Yemin ederim inanmayacaksın. Çıkarken böyle de şakasına. Hani beni öve öve anlat. Tamam mı dedi falan. Benim eşim en güzel falan. Yemin ederim daha iyi. Gelmeden önce onu söyledi. Tabii gülerek anlatıyor bunu. Tabii. Benim eşim de gülerek aynısını söylüyor. Devam edelim. Bak her işte. Şey güzel de bizim kültürde oraya ayakkabıyla basılmaz. Ayakkabın yeni ve kullanılmamış olsa bile. Örnek alınan kişisin, bunlara dikkat etmek gerekir bence. Doğru söylemiş. Ayakkabı sıfır ayakkabı. Yoksa Ece beni böyle oklavayla şey yapardı büyük ihtimal. Sizin evim sıfır ayakkabı. Bu benim İngiltere'deki evim. Sinema odası burası. Ayakkabı sıfır. O yüzden herkes rahat olsun. Sıkıntı yok. Ama doğru söylemiş. Bizim kültürümüzde ayakkabıyla eve girmek yok. İngiltere gidiyorsun birden böyle hep yeni bir ev dönüyorsun bir daha bilmem ne falan zor oluyor mu çocuklar aile falan yerleşmesi için? Çocuklar için zor oluyor bizim için. Gerçi ben İngiltere'ye gittiğimde çocuklar daha yoktu. Orada doğdular. Hmm. Sonra ben işte Everton'dan Crystal Palace'a kiralık gittim. Geri döndüm Everton'a. Everton'dan Beşiktaş'a kiralık geldim. Döndüm. O sırayı İngiltere'de mi yaşadılar? Tabii. Hmm. Çocuklar da hep İngiltere, Türkiye, İngiltere, Londra falan filan derken onların da biraz hani hem okul hem çevre, arkadaşları falan onlar daha fazla etkileniyor. Evet, bizim için kolay. Devam edelim. Cenk Tosun İngiltere'ye giderken yanında götürdüğü bidonun içinde siyah zeytin olduğu ortaya çıktı. Abi çok iyi bu. Bunu açıklama getirmek istiyorum. Evet. Önce turşu dediler buna. Sonra siyah zeytin. Bu arada bu yeşil zeytin. Tamam mı? Flaş. Abi ben Londra'da tatildeyken dedim ya trenle gittik şeye imzalamaya. Sonra bana dediler ki git İstanbul'a eşyalarını topla. 3 gün sana izin var. Eşyalarını topla gel. Gittik İstanbul'a. Bu da dönüşü. Evde inanılmaz güzel Hatay'dan gelmiş bir zeytin vardı. Tamam mı? O çöpe gitmesin diye Ece'nin arkadaşı geldi bizi uğurlamaya. Ben o yanıma aldım ona vereceğim. Hani götürsün evde yesin diye. Onlar da şey yazmış hani. Tabii medya geldi şak şak. Sen ona mı vermek için aldın? Ben ona vermek için. Ben İngiltere'ye zeytin mi gider abi Türkiye'den Allah aşkına? Gidecek gibi duruyor abi. Tabii baksana bagajların orada vereceğim şu an. Ona vereceğim orada asıl. Zaten kızın elinde bak farkındaysan. Bu Ece'nin arkadaşı. Ne? Kıza vermişim zaten orada check-in yapıyorum. De işte bizim çalışan kadın keşke oradan böyle şeffaf bir poşete koymasaymış. Ama şeydir ya kahvaltı mahvaltı filan hani Türk kahvaltı. Ama orada artık Türk şeyleri var abi. Var.
Türk ama ne bileyim işte Hatay falan. Zeytini diyorsun. Şimdi zeytinin böyle gemlik olur bilmem ne olur bir özel bir zeytinin vardır. Onu yemeden maça çıkmıyordur Tosun Paşa atıyorum. Hani hiç yani bu yok. Bize hiç olmaz gibi bir şey gelmedi yani öyle bana. Öyle bir şeyim yok. Ha. Hani... Yok mudur böyle hiç vazgeçemediğim bir yiyecek? Ama bunu getirin bunu yememiz lazım yok. Dediğim bir şey yok mudur yani? Yok. Şey... Orada artık Türk marketleri o kadar hepsi Türk insanı var ki. Türk marketleri var, Türk kasaplar var. Her şeyi bulabiliyordun senin orada. Senin peki yani maçtan önce yiyeyim, eşim yapınca yediğim falan bir uğur getirdiğine inandın ya da sağlıklı hissettiğin? Yok. Ödüllendirmek için yediğin zararlı bir şey? Ben de diyetteyken aklıma bu sorular çok seri geldi yani hani. Sonuçta dikkat etmen lazım ya kendine. Var mı böyle hani? Yani ya döner çekiyordu canım orada. Çünkü ha. Orada kaliteli döner çok bulunamıyordu. Türkiye geldiğinde ilk işim hani döner yemek oluyordu. Döner dışında yok diyorsun. Döner dışında yoktu. Zaten her şey oluyordu. Makarnasından pizzasına tut. İşte her kebapçısı vardı. Her şey vardı. Devam edelim. Bu işte kırmızı kart yedim maç. Ha. Bana Rey Mysterio diyorlardı bu maçtan sonra. Baban ne küfür etmiştir bu maç. Bu böyle sarı mı yenir? Etmez, küfür etmez. Bu nasıl sarı? Burada sarı kartı yedim. Burada çünkü 90. dakika adam kontra atağa çıkıyor. Artık bir türlü düşürmen lazım evet, orada adamı. Ben de böyle sarılayım derken adam o kadar güçlü çıktı ki beni aldı şöyle bir çevirdi. Döndürdü. Sarı kart yedim. Bundan bir dakika sonra itiraz ettim hakeme. Sarı kırmızı yedim. Aslında bu sarıya baban yedim, da bir şey demezdi bu sarıya bence. Buna demezdi. İtirazdan için, bir şey ha. diyor. Ben kırmızıyı yedim. Zaten birkaç dakika sonra golü attık. 1-0 yendik bu maçı. Ligin ilk maçıydı bu. Abi siz niye 10 kişi kalınca gol atıyorsunuz ya? Böyle bir şey olamaz ya. Bunun linci ne? Sevdiğim kız maça girince artistik olsun diye rakibi havalı bir şekilde durdurmaya çalışırken ekrana yansıyan görüntülerim demiş. Harbi çok... Kötü bir görüntü ya. Bu öyle değil, sevdiğim baksana, kız falan. Baksana aciz durumdayım orada. Sen de büyük bir adamsın, cüsselisin yani. Aynen. Seni öyle döndürememesi lazım. Bence böyle bir ayağın ters ayağına mı yani denk geldi? Orada bir şey yere oldu. Yatırmak için herhalde ben de... Devam edelim. Mehmet çok komik ya. Çok komik, çok küfür ediyor. Türk küfürlerini öğretmişler çocuğa. Bütün tesiste herkesi küfür ediyor. Çalışanlara, onlara, bunlara. Bak diyorum bak Türkiye'de 200 liraya adam öldürüyorlar. Şu küfürleri söyleme şu çalışanlara. Anladın mı? Bizim vardır yani. O da diyor ki ne demek tabii, diyor mesela. Gelince ya, böyle ama ne öğretirsin? Küfür. Küfür öğretirsin. Bizim Rozier de böyle tesiste küfür ede ede geziyor. Dedim oğlum yapma. Küfürlü videosu var mı? Ben bakayım. Ça fait partie de mes objectifs. Ya çocuğu! Güler hayırlısıyla yayını tamamlayabilirsin. Rozier şunu söylüyor. Tabii ki. Ya burada... Burada sizinle... Ne alaka? Biz havuzdayız orada. Ben de o ara oradayım. Burası İzmir'de Efes Otel vardır. Swiss bilenler bilir. Evet. Şampiyon olduk. Göztepe maçı. Kaldık orada. Çünkü şey maçı var. Kupa finali var. Havuzda biz orada işte havuza giriyoruz, güneşleniyoruz. O da şey yapıyor. Şampiyonluk röportajı yapıyor. Orada biri bir şey dedi. Buna bu çıktı. Burada ama yanlışlıkla küfür ediyor gibi değil yani. Biri Rosie diye bağırıyor orada. Ya, Rosie diyor ama bir şey de demiyor yani. O kadar dolmuş ki orada. Orada çocuğuna efendim diye mi öğrettiniz acaba? Buyur kardeşim. Oh. Devam edelim. Yeteneğin varmış ha. Vallahi davul, müzik de var abi sende. Şöyle, bu bizim Umut Meraş'ın düğünü. Bundan iki gün sonra falan Galatasaray derbisi var geçen sene. Bayağı hepimiz böyle şeyiz. Umut Meraş zaten altına sıçacak korkudan. Galatasaray'ı yenemezsek bütün ihale bana kalacak diyor. Yazık ya. Hoca zaten fırçalar çekmiş. Buraya bir düğün mü alınır bu tarihe falan filan. Ya hocam salonu bir sene önce tuttum diyor çocuk. Anladın mı? Burada düğünde mi gittiniz hepiniz? Tabii takım olarak. Ha, takım olarak. Hafta içi düğün vardı. Hafta sonu Galatasaray maçı vardı. Abi niye bir sezon bitince almamış düğün tarihini herkes ya? Herkes tatile falan kaçıyor ya. Ha. Artık yabancılar kendi ülkesine gidiyor. İşte ha. Milli takıma gidenler milli takıma gidiyor. Abi bütün futbolcular düğünüme gelsin diye öyle bir şey yaptım. Maçı yendiniz Allah'tan ha. Allah'tan yendik. Umut oynadı mı o maçta? Umut oynamadı. Devam edelim. Anca davul vurursunuz. Sonuçta Galatasaray şampiyon. Ha. Umut Meraş. Yani.
Yine lafı yemişsiniz ama ya. Lafı sokmuşlar orada. Anca da bu. Galatasaray şampiyon oldu geçen sene. Adamlar tabii. Ama burada 2-0 mı yendiniz değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Galatasaray 2-0. Yok, Icardi atmıştı 1-0. Hep 2-1. Sonra 3-1 mi kazandık? 3-1 ha. Devam edelim. Ozi senin adam. Ne tabii ya. FIFA'cı. Cengiz. Mehmet Topal da sözleri bilmiyor öyle yapıyor. 10 numara ortam yemin ediyorum ya, böyle bir şey biz yok. Biz böyle milli maçlardan sonra, kazandığımız maçlardan sonra inanılmaz keyifli oluyor otobüs. Eğleniyor. Açıyoruz böyle şarkımızı. Eğleniyoruz, zıplıyoruz. Yorum ne? Kız Mor ve Ötesi Manga Duman dinliyorum demiştir. Benim canımı vereceğim grup. Yani çok güzel bir video. Bizim APO'nun bir şarkısı vardır. O da çok meşhurdur. Beşiktaşlılar bilir. Hmm. Böyle arabada gene Olcay, işte ben, Oğuzhan, Necip'in olduğu bir video. Belki onu da montajda koyarlar. APO'nun en son voleybol takımının da söylediği şarkısı mı acaba? Yok, bizimki eski. Günah Benim diye bir şarkı. Ha, Günah Benim. O da mesela böyle otobüslerde, arabalarda çok güzel videolar çıkabiliyor. Değil mi? Burada özellikle müzik bilmem ne falan, o dünyalar, öyle videolar çok oluyor. Tabii yani. Canım. Araba motivasyonu, otobüs motivasyonu. Bana baksana şu sevince. Büyük ihtimal gol attı. Bu ne, bu ne acaba bu? Milli maçtan sonra. Hangi maç acaba? İşte. Bayağı büyük ihtimal benim gol attığım bir kesin maç. Kesin gol var burada ya. Devam edelim. İngiltere'de yapamadığın artistliği burada Türk hakemlerine yapma Cenk Bey demiş biri. Baban mı yazdı acaba bunu? Büyük ihtimal. Yani İngiltere'de yapamadığın artistliği... Orada itiraz edebiliyor muydun? Yok, edemezsin. Doğruymuş yorum o zaman. Edemezsin. Burada ediyordum. Ama gene artistlik anlamında değil de... İtiraz seviyorum hakkımızı. Ben. İngiltere'de nasıl tuttun kendini? Abi orada hani burada daha rahat ifade edebiliyorum ya kendimi. Ha, orada dili bilmediğin... Hani, yok, biliyorum. Ben gene İngilizcem de iyidir. Ama yine de orada hani şey... İtirazın tadı yok İngilizce'de. Kimse itiraz etmiyor. Ben gidersem orada itiraz edersem kötü gözükür. Evet, başka? Bitti. Alkışlar Cenk Dostu'na gelsin. Abi valla hem çok eğlendik. Ben daha kötü bekliyordum böyle... abi. Ha? Ben daha kötü bekliyordum. Ama burada eğlendin mi? Önemli bir kriter. İnanılmaz var. Eğlendim. Ha, hani gündük. Çünkü harbiden okusam belki bazıları denk gelecek. Okumadığım için çok merak ediyordum. Çok komik şeyler geldi. Süper ya. Güzel sen oldu. Bütün hani böyle hem hoşgörülüğünü, en güzel muhabbetini hepsini kaldırdığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür vallahi ediyorum. Sizin bütün ekibe gerçekten herkes çok tatlı. Bir konuk müzemiz var. Oraya bir hediye almamız lazım. Tamam. Benden. Tamam. Alalım onu. Alalım. Bunu vereyim. Ha? Olur mu? Olur öyle bir değerli. Bu çok bir şey değerli, güzel, değerli bir şey. İşte değerli. Olsun, senden işte değerli değil. Vallahi mı diyorsun? Geliyor. Vallahi çıkardı ha. Olur mu? İşte geldi zorla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk müzesinde böyle garip bir hissiyat var. Abi bakayım diyorsun, burada neler var ya. Abi bu yani çok teşekkür ederiz. Abi direkt kolunda. Bu maç uğrundur falan, bak bir sıkıntı olmasın. Yok. Vallahi ama. Sıkıntı olmaz. Tamam abi, koyuyoruz en güzel. Sen indireceksin birkaç tane galiba. Ne yapacaksın? Merak ettim, kimle getirdik? Baba çok güzel şeyler getirdim var. Yani şöyle güneşten eldiven. Yani bu zaten şeyden. Kim verdi onu? Killa Hakan'dan abi. Killa Hakan'dan başka bir şey bekleyemezdim. Evet evet, burada şeyimiz var. Yani böyle güzel hediyeler. İbo'dan gözlük. Enerji parfüm. Kırık telefon. Kırık telefon Ali Biçim'le Mesut Can Tomay'ın videosunda. Bu Oğuzhan Koç mu? O Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur. Oğuzhan'ın ayakkabısı nerede? Oğuzhan lan? Trip. Trip. Yediniz mi lan ayakkabıyı? Onu biri giyiyor şu Batu, an. Ben yiyeceğim dedin. Aldım. Aldım. Yok abi, orada bir yerde. Doğru söyleyin oğlum. Bak bak oğlum. İndirdik mi? Alkışlar gelsin Cenk. Çok teşekkür ederiz. Abicim. Allah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Popeyes linç eti sundu.